Abi, Emlo nerede? Abi, hafta sonu Emlo geleceğiz. Yeter artık yeter. Ev vlogu istiyoruz. Uyan lan. Sana diyorum sana. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim bu akşam akşam? Abi, en son 500 binde Evlog'u geliyordu. 1 milyon aldım, 1 milyon. Nerede? Geliyor kardeşim. Dostlar selamlar. Şaka bir yana erteleyip erteleyip bir türlü atamadığım ev vloguna hoş geldiniz. Hepinizi buradan kocaman selamlıyorum. Böyle ayakta konuşmak da bir farklı oluyormuş gerçekten. Video geçmeden hemen şunu söyleyeyim. Bu videodan hemen 3 gün sonra dostlar bu videoda şurada görmüş olduğunuz Instagram hesabında soracağınız bütün soruların soru cevap videosu olacak. Bu sorularda hiçbir şekilde çekinmeyip bu zamana kadar öğrenmek istediğiniz A'dan Z'ye benim hakkımdaki her şeyi görmüş olduğunuz Instagram hesabına sorun dostlar ve bu videodan hemen 3 gün sonra mükemmel bir soru cevap videosu geliyor. Dostlar demin ki kardeşlerimizin ya ekip bizim zaten biliyorsun göster. Evet. Ali ve Yasin kurguydu bu arada tabii ki. Geldi. Yok gerçek var. Yedi içti. Kurgu diyen kördür. Dostlar şimdi buradan Ali ile Yasin buradan girdi. Aha da bak hemen burada Türk Telekom var anasını satayım. İnanmıyorsunuz değil mi? Siz de görmediniz diyor. Burada oğlum Türk Telekom burada. Bak altyapıya bak gel. Gel kardeşim bak Türk Telekom burada anasını satayım. Abi ışık kötü bu arada. Işık kötü yok. Mü? Işık yok. Flash vereyim mi? Flash ver. Ver flash, bir flash değil abi. Bir tane yeter mi bu arada? Boş ver anasını satayım burayı ya. Gel kapatayım. Neyse, ışık kötü. Dostlar burada ayakkabı dolaplarımız. İşte efendim mesela burada bizim altyapı, fiber altyapı direkt evin içi, direkt eve sokmuşlar. Burada göstermek istedik ama gösteremedik. Kutsal orayı bir belki koymuştur bilmiyorum. Dolaplar var, ayakkabı şeyleri falan var. Yani öyle çok önemli değil. Buradan böyle çıktığınızda dostlar evimizin balkonuna ulaşmış oluyoruz. Arkam şu anda nasıl görünüyor hiç bilmiyorum. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Burası dostlar salonumuz. Görmüş olduğunuz gibi burada daha bildiğiniz gibi yeni taşındık. Bu arada dostlar şunu söylemek istiyorum. Benim gördüğünüz en son ev vlogundan sonra ben 3 ev değiştirdim anasını satayım. Yani o yüzden kafanız karışmasın. Ev vlogunun en geç gelmesinin sebebi benim buraya da yeni taşınmış olmam. Yani sürekli sıkıntılardan dolayı taşınmak zorunda kaldık. Bunun için tekrardan sizlerden özür diliyorum. Burası dostlar evin salonu. Salonumuzu tanıtalım dostlar. Burada yemek masamız var. Yeni aldık. Yani bence güzel. Bu dostlar görmüş olduğunuz yukarıdaki klimalarımızın kumandası oluyor. Dahili olarak burada şey yapıyor. Buradan aşağıyla konuşuyorum. Mesela şöyle. Buradan arkadaşlar bak dur bekle. Aa, bak, bu ekranda... Dostlar yaptı. Bu ekran evin akıllı ekranı. Yani buradan aşağıya bağlanıp istediğiniz her şeyi talep etmekle birlikte aynı zamanda akıllı olduğu için ne yapılması gerektiğini söylüyor. Mesela şu anda bu ekranda ne yazıyor? Şöyle bakayım. Bakayım abi ne yazıyor? Ne yazıyor? Ben varım abi. Oğlum like atın yazıyor. Evet. Telefonu koydu bile oraya. Gel şimdi abi. Bu evde dostlar bu evin en dehşetli vahşet özelliği bu evde 3 tane balkon var. Yani gerçekten ben de saçma buldum. Yani ama bir yandan da güzel. Şöyle bir gelin. Birincil olarak şunu göstermek istiyorum sizlere. Bu evin iki yanı da bak mesela şu perdeyi çekeceğim. Hop. Perdeyi dostlar sizin için çektim. Bakın iki duvar komple cam zaten. Orası farklı balkona çıkıyor, burası farklı balkona çıkıyor. Hepsine bakacağız. Şöyle bir gelin benle birlikte. Bu arada dostlar bu videoya bomba bir like istiyorum. Bak çok istediniz. 24 saatte 100 bin like'ımız kesinlikle var diye düşünüyorum ve sizlere güveniyorum. Şu anda bir durdurup like atabilirsiniz. Burası dostlar bizim balkonumuz. Gel kardeşim şöyle. Dostlar burası birinci balkonumuz. Burası çok büyük bir balkon ama burayı sizi sabah göstermek isterdim. Biz çekime başlayana kadar akşam oldu. Şu anda ben buradan sabah çekilmiş bazı klipleri ekrana getirdim. Her neyse dostlar görmüş olduğunuz burada bazen böyle Kübra ile oturuyoruz. Mesela bizim çocuklar buraya çay içmeye geldiğinde çay başı 20 lira alıyoruz. Çünkü güzel bir manzara var. Dostlar şimdi hemen girişten sağ tarafa döndüğümüzde şöyle bir mutfağımız var. Bu mutfak bence gayet büyük bir mutfak. Kübra buradan oldukça memnun. Şöyle gelin bir sürü dolabımız falan. Böyle burada bir tane yine kahvaltı falan yapmak için uygun olan. Bizi uzun zamandır götüren ama yakın zamanda pabucunu dama attığımız bir masamız. Bahsetmiş olduğum gibi dostlar burada da bir balkon var. Anasını satayım bu ne yani. Çok önemli bir balkon değil. Şöyle hemen burada bir tane daha balkon var. Çok önemi yok. Yani görün diye açtım. Ufakça bir balkon. Sonra bitti mi? Biter mi anasını satayım? Adamlar ye nobody bu evi yapanlar balkon dikiyor.
Nobody dostlar, bu evi yapanlar balkon dikmiş çünkü görmüş olduğunuz gibi burada bir tane daha balkon var. Yani inanılmaz. Gel kardeşim. Üşümeyeceksin, merak etme. Demin kaçı dondu var ya, Adem çok. Burada biraz ışık kötü olabilir dostlar, bunun için kusura bakmayın. Burada işte kapalı balkon dostlar. Bu kış bahçesi diye geçiyor. Burada biraz çiçek, ağaç, böcek bir şeyler yetiştirecekmiş ama daha yeni taşındığımız için bunları daha yapamadık. Şurası salon mesela, anlamaları için şöyle çekelim. Ya kapalı balkon, salonun yan tarafındaki duvar o kapalı balkon. Kapış, anladınız. Gidelim. Görmüş olduğunuz gibi dostlar, salondan çıkınca, aha da bu koridordan gidince burası bizim yatıp uyuduğumuz yer bildiğiniz gibi. Oraya girmemize gerek yok. Kardeşim burada çok özel bir yer var. Gel göstereyim. Tada, burası arkadaşlar. Lavabo işte. Bir tane daha var ama işte o aynısı. Bunun aynısı, öyle düşünün siz. Ben burada fönümü falan çekiyorum. Gel. Burada dostlar böyle fön falan işte, başka şeyler de yapayım da boşverin. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Videoya girdiğinizden beri en merak ettiğiniz nokta olan benim odam. Yani aslında daha tam hazır olmayan ama gerçekten sizleri kırmamak için bir de 1 milyon sürprizimi, sözümü tutmamış olmayayım diye erkenden çekmiş olduğum çok merak ettiğiniz o yayıncı odasına gidelim. Merak etmiş olduğunuz o yayıncı odamıza gidelim. Şimdi dostlar buraya girdiğimizde, tamam mı? Burada görmüş olduğunuz gibi aha da bu şeyler var. Daha sonrasında bunların hepsini tanıtacağım, bir dakika, ama ondan önce burada. Arkadaşlar ekip oyuncuları ne yapıyor? Neden rank kazanıyorsunuz diye soranlar varsa. Dostlar rap falan alamadık, bakın bak. Alacaktık, yetişmedi. Valla bir oda, bir ev kolay dizilmiyor. Gerçekten arkadaşlar şu anda kamu spotu. Gerçekten bir ev kolay dizilmiyor. Ekip oyuncuları ne yapıyor diye soracak olursanız, niye rank kasmıyorsunuz bak. Abi çocuklar ne yapıyorsunuz? Şimdi dostlar her şeyden önce, hiçbir şeye geçmeden önce şuna bir geçmek istiyorum. Çünkü burada gerçekten Asus'un göndermiş olduğu hayatımdaki en güzel ekipmanlar var. Dostlar burada görmüş olduğunuz bu iki dev monitörümüz, neredeyse televizyon boyutunda olan 27 inç, bir de böyle kurvet mi, OLED mi, bir şey LED diyorlar buna, böyle falsolu geliyor. Dostlar bu monitörler 144 Hz ve aynı zamanda 1 milisaniye gecikmeye sahip. Şöyle ne derler ona, aşağı yukarı bak. Aşağı yukarı sağ sol, ulan her yere gidiyor ya. Al bunu burada kullan. Bir tane makas kesici satıcısı var YouTube'da. Böyle kullan, şöyle kullan, her yere gidiyor bak. Mesela odaya birisi mi geldi? İş yapıyorum diye böyle döndürebiliyorum. Bak burada iş yapıyorum. Ne alaka abi, iş yapınca odaya. Her neyse, bu arada dostlar 1 milyon olduk. Instagram hesaptan dediğim gibi soru cevap videosu için soruları buradan soruyorsunuz. İsta Brolozu tekrardan ekrana gelmiştir. Burada dostlar şöyle bir yaklaş, yaklaş, yaklaş. Kameraya yaklaş. Öyle dümenden, mekanik hisselerden değil. %100 olarak gerçekten mekanik bir klavye arkadaşlar. Aha da bak burası da ayrılık. Kavga falan olursa bunu der diyerek gidebiliyorsunuz. Burası dostlar harbiden şaka bir yanı, bu ayrılınca böyle kullanabiliyorsunuz. Bilek desteği sevenler için böyle. Kulaklık da dostlar Asus'un. Ulan bak her şeyi geçtim, en mükemmel yanı. Kablosuz, kablosuz olmasına rağmen oyuncu kulaklığı çünkü 7.1 bir güç kapasitesine sahip dostlar. Bu arada bunların hepsinin linkleri aşağıda mevcut olacak dostlar. Haberiniz olsun, oradan inceleyebilirsiniz. Şu anda öyle şöyle söyleyeyim size, ekipmanlarım benim bilgisayarımdan pahalı. Bilgisayarım dostlar YouTube'a başladığımdan beri aynı bilgisayarı kullanıyorum. Ara sıra böyle düzenlemeler tabii ki yaptım ama genel anlamda şu anda zaten bana yetmeyen bilgisayar, o da değişecekti. Gerçekten yetişmedi. Asus'a buradan tekrardan kocaman teşekkürler dostlar. Bilgisayara da artık 1050 Ti falan var içinde. Düşün o kadar eskidi yani. En kısa zamanda onu da güncelleyeceğim. Tabii sponsorlar varsa onlara da buradan duyurulur artık. Dediğim gibi dostlar rafları da alamadığımız için mesela hayalimdeki şu dostlar. Aha da bak bu burada mesela şöyle duracak, tamam mı? Burada bir televizyon olacak. Hani ne bileyim daraldığımda falan iki bir şey izleyebileceğim burada. Burada raflarımız olacak. Onlardan ışıklar geçecek. Burada dostlar Nerf silahımız var. Bunun konumuzla hiçbir alakası yok ama kendimi vurdum lan. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Neyse ulan Ali var ya, sen Allah'ın bir lütfusun ya. Sen Allah'ın sevdiği kulu falansın kardeşim. Sana sıktım, kendime geldi. Burada Free Fire bir kutu göndermişti. Ali bunları al. Burada bir şey. Adem bunları al kardeşim. Burada kötü bir görüntü var dostlar, biliyorum ama dediğim gibi daha raf yapamadım. Burada bir hayrat var arkadaşlar. Bak.
Buralı Zülf Hayratı. Bunu buradan ağzınızı dayayıp bir şeyler içebiliyorsunuz. Gelen misafirlerime buradan içiriyorum. Ta 100 bin abone olduğumuzda şimdi ise bunun büyüğünü ve altın olanını alacağımız YouTube'un göndermiş olduğu benim için manevi değeri paha biçilemez olan 100 bin abone plaketimiz dostlar. Bunun için sizlere tekrardan kocaman teşekkür ederim. Bunu şimdi ta 1 milyonunu alacağız. Nereden nereye diyorum. Canımsınız bu arada. Gerçekten şu an tekrardan kalp yapasım geldi. Biraz kalbe benzemediyse ona editle düzelt kutup. Odada dostlar böyle bak bunları hatıra olarak saklıyorum. Red Bull göndermişti. İçinde bir tane Red Bull falan vardı. Benim için çok özel bir şeydi. Çünkü içinde şöyle demir, küçük bir PUBG Mobile tavası var. Çok tatlı. Yani ben böyle şeylere önem veriyorum dostlar. Öyle söyleyeyim. Hani manevi değeri benim için yüksek mesela. Bunu hiç atmıyorum bunları. Hem drop şeklinde hem içinde tava var falan. Bu arada dostlar aynı benim odamda, yayıncı odamda şöyle gel kardeşim. Aynı deminki o ilk büyük balkon var ya. Hani sabah kalitesi daha iyi olduğu için sabah freyi falan sabah freak halinde geçmişti. Bu da oraya çıkıyor dostlar. Dediğim gibi çok büyük anasını satayım. Yememiş içmemiş balkon yapmışlar ya. Neyse burası çok soğuk bu arada. Bayağı büyük. Arka güzel duruyor mu lan? Bayağı mükemmel. Değil mi? Buradan bir kıra galiba. Yani burada dostlar şöyle söyleyeyim. Şu an çok rüzgar var büyük ihtimalle. Bu balkonu çok seviyorum. Evin en sevdiğim yeri inanın şu balkon çünkü sabahları falan akşam da öyle de akşam kamera da kötü sadece insan gözüyle güzel. Bir gün gelirseniz görürsünüz artık kapımız açık. Değişecek şeyleri hemen sıralayayım dostlar size. Anında bu masa gidecek. Vallahi bak bizim çocuklar şahit. Adem arkadan bir ses ver. Aylardır bir masa yaptırmaya çalışıyorum. Sürekli bir aksilik çıkıyor. Şuraya dostlar şöyle L bir masa gelecek. Bakın şöyle L bir masa gelecek. Onun alt tarafında ışıklar olacak. L masa benim çalışma alanımı daha çok büyütecek. Monitörler üçlenecek. Sistem kesinlikle, yani özellikle ekran kartımı kesinlikle değiştireceğim. Bu sistemi de değiştireceğim. Kasamız bu şekilde bu arada. Kasa hakkında biraz bahsedeyim. Böyle dostlar burada RGB fanlar var. Bak bunun burada bir kumandası var dostlar. Görmüş olduğunuz kumanda bunun. Şöyle bunun bak görüyor musun? Modları değişebiliyor. Aynı zamanda şu kumanda da dostlar. Görmüş olduğunuz şuradaki ledlerimizin kumandası oluyor. Sistemin içinde dostlar Intel'in i5 7. nesil sanırım yanılmıyorsam evet. i5 7. nesil bir işlemcisi var, sıvı soğutması var, 16 GB RAM'i var ve 1050 Ti şeyi var. Bunların hepsi ben kendi paramla aldım burada. Bana dediğim gibi sadece Asus sağ olsun tekrardan teşekkür ediyorum. Monitörlerimi, klavyemi ve kulaklığımı gönderdi. O da zaten yeni daha. Geri kalan her şeyi ben kendim aldım. Oyuncu koltuğumu da zaten Rampage göndermişti sağ olsun. Dediğim gibi dostlar kasa yenilenecek. L masa olacak. İşte buraya belki ne bileyim Atatürk tablomuzu görmüş olduğunuz atamın o tablosunu ilk evden beri zaten hep yanımda götürüyorum. Raf olmasına rağmen başucuma koyuyorum. Onu oraya asabilirim. Şuralarda dediğim gibi raflar olacak. Televizyon olacak. Buralarda raflar olacak. Ve ben onları yaptığımda tekrardan size bir oda vlogu atacağım. Merak etmeyin. Geciktirmemek için sözümü tutmamış olmayayım diye tam bitirmeden attım ama affedin beni. Ve dostlar şöyle de bir yine tavam var burada. Ya bunlar hep bana ne bileyim benim için güzel şeyler. Bu arada böyle tavalardan isterseniz bunların çekişlerini yapabilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunlardan size gönderirim. Onun haricinde dostlar genel olarak bu kadardı. Şurada da benim için Canan kardeşim izliyorsa yaptırmış oldu. Çok güzel bir çizim var. Benim için gerçekten dediğim gibi manevi değeri çok 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 büyük ve önemli. Canan kim derseniz bizim yönetim ekibinden bir kardeşimiz sağ olsun. Genel olarak dostlar şu anda bu şekildeydi. Dediğim gibi biz... en son gördüğünüz oda vlogundan sonra ben sıkıntılar yüzünden bu 3. evim ya 1-2-3 aynen 3. evim bu ve hiçbirisine tam olarak yerleşemedim çünkü sürekli ev taşımak kolay değil. Ananıza babanıza ailenize sonu ya da büyük abilerim ablalarım izliyorlarsa bilirler zaten. En kısa zamanda ben burayı fulllediğimde tekrardan buranın bir ev vlogu değil de oda vlogunu atacağım. Muhabbet sohbet ederiz. Bu videodan 3 gün sonra ev soru cevap sözüm var. Dediğim gibi Instagram'dan aklınıza takılan bütün soruları istisnası her şeyi sorabilirsiniz. Ekibime çok teşekkür ederim. Burada Ali, Yasin ve ulan kurban oldum başından beri çıkma yaşından Adem'in fotoğrafını koydum şuraya Adem. Her neyse gerçekten büyük emekleri var. Kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de dostlar buraya kadar izlediğiniz için ve bugüne kadar bizi destekleyip 1 milyon aboneye ulaşmamız sağladığınız için canı gönülden tüm kalbimden teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.